Sevgili dostlar, TV Kadıköy'deyiz. TV Kadıköy her programda söylediğim gibi yeni bir mecra ve değişen dünyada özellikle merkez medyanın açmazda olduğu bir yerde burada soluk olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da çok yakın arkadaşlarım konuk oluyor. Bazen çok uzun zaman görüşmediğim arkadaşlarım da konuk oluyor. Hepinizin yakından tanıdığı ve bence son dönemde sarsıcı işlerde de ayrıca da yeniden gündeme gelen Nazan Kesal'la birlikteyiz. Neden sarsıcı olduğunu söyleyeceğim. Çünkü tek kişilik bir oyun, çok büyük bir şair. Bunları da konuşacak. Nazan hoş geldin. Hoş bulduk Emre'cim. Seninle yayın öncesinde de konuştuk. Ben espri yaptım 19. yüzyıldan beri arkadaşız diye. Yalan değil aslında. Ama gerçekten senin ikimiz de daha çok gençken, senin ilk sahneye çıktığın tek kişilik oyunda İstanbul'da, o zaman Beyoğlu böyle değildi, tepe başında. Evet, sen çok, de tiyatro yapıyordun. Çok özel aynen. Bir akşamda karşılaştık. Senin o heyecanla ben tanık oldum. Beraber İstanbul'da büyüdük falan ve bugünlere geldik. Sen çok önemli işlere de imza attın ama biraz o günlerden başlayalım istersen. Neden dersen, evet tiyatro güzel ama o zaman bir de İstanbul'un kalbinde bir sanat hayatı vardı. Özlüyor musun o çevreyi? Çok. O yılları çok özlüyorum. 90'ları. Ben 91'de mezun oldum. Mezun olur olmaz İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 92'de İstanbul'a geldim. En büyük hayalim o müthiş sahnelerde, geleneği olan sahnelerde tiyatro yapmaktı. Sinemaya adım atmak istiyordum. Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlardı. İnsanların birbirlerini daha çok özlediği, daha çok sarıldığı ve sanata olan düşkünlüğün çok çok daha fazla olduğu yıllardı. Nasıl özlemem? Vallahi ben bütün bu söylediklerinde bir tanesini çekip aldım. Çok fena hissettim kendimi. Hangisi? Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlardı cümlesini biz de kuruyoruz ya artık. Çok feci, hakikaten öyle oldu. Yani bugünden düne baktığın zaman dünün fotoğrafını daha çok özlüyorum. Orada tabii tünelden Taksim'e kadar gittiğinde tabii. Bir dünya vardı. Tabii. Nazan, şunu o zamanlar tabii içinde olduğumuzda pek hissedilemiyor. Ya da ben de o zaman bunu doğal gibi karşıladım ama bir oyuncunun İstanbul'a gelip bu kadar üstelik de henüz hiçbir deneyimi yokken gelip tek kişilik oyununa sahneye çıkması, özgün bir metin falan kolay bir cesaret işi değil. Sen evet iyi bir oyuncusun ama hemen bu biçimde sahneye çıkmak pek de cesaret isteyen bir şey. Nasıl karar ben ona cahil cesaret olarak... Öyle mi düşünüyorsun ama çok alkış almıştın, çok sevinmiştin. Evet, o yıllarda 24 yaşındaydım Enver. Yani bana bugünkü aklımla sorsanız ben kabul etmem yani böyle bir şeyi. Ama işte çok idealist bir oyuncuydum ve gerçekten yani derdim tek kişilik oyun oynamak değildi tabii ki ama o denk gelmişti o dönemde 12 Eylül ile ilgili bir oyun. Sevgili Şenal Sarıhan'ın Efirli Cezaevinde tuttuğu günlüklerden yola çıkarak Adem Atar'ın yazdığı bir oyundu. Yani kendimi bugünden o güne baktığım zaman gerçekten çok cesaretli bir oyuncuymuşum, çok cesaretli bir insanmışım olarak tanımlıyorum. Çok uzun sürmedi aslında, bir sene falan oynadık. Ondan sonra da işte Genci Aygün'ümle tanıştım, Dilek Türker'le tanıştım. Nevra Serezli'yle ve Cihan Ünal'la, Çetin Ceviz, Dilek Türker'le, Rosa Luxemburg. Onları da izledin diye hatırlıyorum. Rosa Luxemburg'u da izledim, evet, Çetin Ceviz'i izledim. Yani güzel oyunlarda oynadım. Sonra da Diyarbakır'a gittim zaten. Diyarbakır'a geleceğiz ama biraz şunu konuşalım. Şenal Hanım'ın notları ki ben kendisiyle çok program yaptığım için onun hem 12 Eylül sürecini hem Sivas'tan sonraki o yangından sonraki şeyini de emeğini de biliyorum ama o 24 yaş biz aslında 12 Eylül'ün bütün bakiyesini yaşadık. Kötü bakiyesini yaşadık. Mesela İzmir'den İstanbul'a gelmiş ve o bakiyeyi de taşıyan bir metin zor ve ağır demişti. Ben metni de çok iyi hatırlıyorum. Çok. Bu bir yüktü. Onu nasıl kaldırdın? Yani politik bilincin var mıydı o zaman yoksa o dönemde mi filizleniyordun? Aslında vardı. Şöyle benim iki tane amcam var opera sanatçısı. Bir tanesi Mehmet Kırılmış. Benim gerçek rol modelim o aslında. Çok iyi bir sesi vardı, besteler yapardı Nazım'ın şiirlerinden ve politik bilinç anlamında da o yıllarda işte İşçi Partisi üyesiydi. Onun hayata bakışı, onun insana bakışı, onun sanata bakışı, yani benim henüz daha gelişmekte olduğum o ilk gençlik çağlarımda çok belirleyici oldu. Yani Furu'u kadar etkilidir Mehmet amcam benim hayatımda. O yüzden de gençlikte biraz da böyle şanslıyım belki öyle bir amcaya sahip olduğum için. Oradan gelen bir şey var. Yani bir karakter, bir kimlik ve hayata bakış
Ve sanatta yaptığım bütün seçimlerde, sinemada, tiyatroda, dizide ne yaparsam yapayım, hep bu demle karar veririm. Amcamın bana bıraktığı o mirasla. Bu önemli tabii, bir rol modeli olması, onun evet. bakışını almak, hele o dönemde evet. acıya ortaklık. Evet. Şey. Tabii ben küçük sahnede Dilek Hanım'la birlikte seni seyrettim. Evet. Rosa Luxemburg'da. O da çok ilginç bir metinle çıkıyor. Çünkü Rosa Luxemburg Türkiye'nin aydını tarafından da önemlidir. Dünya tarihi içinde önemlidir. Arka arkaya politik tiyatro yapıyorsun aslında. Yani bu rastlantı olmasa gerek ya da öyle mi denk geldi? Yani bence bütün hayatlar politik. Yani bunun hani sanattaki tezahürünü seçiyor olabilirim. Ama hayatta her şey politik. Ben öyle bakan bir insanım. O yüzden de toplum içinde yaşayan her bireyin, sanatçı olsun ya da olmasın, kendini bundan azade tutması imkansız bir şey yani. Hani biz tırnak içinde sanatçılığımızın üzerinden gelen artı bir sorumlulukla tabii ki dönüştürücü, değiştirici yaptığımız filmlerde, tiyatrolarda ya da ben kendi adıma konuşayım. Biraz o değişimi görmek istiyorum. Biraz hayal ettiğim dünyayı, hayal ettiğim hayatı o sanat yapıtlarıyla seyircideki tezahürünü görmek istiyorum. Bilinçli bir tercih yani. Peki şuna inanıyor musun? Çok tartışılan bir meseledir bu. Hani sanatçı kendisi dünyanın merkezine koyar ve değiştirebileceğine inanır ama değişmeyeceğini de bilir bir yandan. O çelişkiyle yaşar. Çünkü hı-hı. bir anda değişmiyor hayat. Belki daha büyük bir mücadele, daha kitlesel olması gerekiyor. Ama halen o içindeki saf ve evet biz dünyayı değiştirebileceğimiz duygusunu taşıyoruz diyor musun? Yoksa yaş ilerledikçe umut kırıklığı mı oluyor? Yani o umut olmasa yaşanmaz zaten. Yani topyekun bir değişimden bahsedeceğimiz zamanlarda da değiliz. Yani 70'lerde bir oyun seyredip ertesi gün devrimci olan bir sürü abilerimizi tanıyoruz. Yani şimdiki zamanda ben çok böyle bir şeyin mümkün olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü çok fazla uyaran var. Çok fazla dejenere eden toplumu birçok şey var. Dijital dünya, insanın yalnızlaşması, kitlelerin artık neredeyse bir arada olmaması için verilen mücadele. Yani bütün bu umutsuz belirtilere rağmen insan umut olmadan yaşamaz. Ve o değişim dediğiniz şey de aslında bugünden yarına olan da bir şey değil. Yavaş yavaş, çaktırmadan, sinsice, iyi ya da kötü. Günün sonunda bir bakmışsınız ki bir şey değişmiş. O yüzden de hani hiç yapmamak daha umutsuz bir tavır bence. Değişmeyeceğini bir yerde tutarak yapmak bence umudu içinde taşıyan bir şey. Güneş her gün yeniden doğuyor çünkü. Doğru. Ben tabii şunun için de söylüyorum. Ben siyasi mücadelenin de içinde hep olduğum dönemlerde zaman zaman insanın yorgun düştüğü haller oluyor. Bu kaçınılmaz. Ama garip bir duyguyla bir ayağa da kalkıp devam ediyorsun. Buradan şuna geleceğim. Evet, politik tiyatronun içinde buluyorsun ki ya da politik metinlerin içinde buluyorsun hı hı. kendini. Belki daha o zaman genç bir sanatçı olduğu için kendi üslubuna henüz gelmemiş de olabilirsin doğal ama hayatında bizim coğrafyamızın en büyük sinir ucu olan bir yere sen sanatçı olarak gidiyorsun, Diyarbakır'a. Evet. Şimdi biraz oradan söz etmemiz lazım. Niye? Aslında Diyarbakır büyük bir şehir. Fakat uzak bir şehir gibi algılanıyor. Sanki merkezden hep uzak gibi ya da öteki gibi algılanıyor. Hı-hı. Sen orada tiyatro yapıyorsun. Ve insanın içinde yaşıyorsun. Bir gettolaşma mı oldu yoksa sen insanlarla iç içe miydin? Nasıldı Diyarbakır ve tiyatro? Yani gidişim enteresandı. Önce oradan başlayayım hı-hı. istersen. O zaman 95'te gitmiştim ben Diyarbakır'a. Böyle dizilerin çekildiği, yeni yeni böyle ünlülerin olduğu, olmaya başladığı dönemlerde. Ben de bir dizide oynuyordum. Diyarbakır kazandığım haberi geldi. Dedim ki ben gidiyorum. Aa, deli misin dediler bana. Ne işin var Diyarbakır'da? Otur şurada, ünlü olacaksın yarın öbür gün. Neden bu fırsatı tepiyorsun? Dedim ki yok, ben Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Orada devlet tiyatrosunda oyuncu, yönetmen olmak istiyorum. Ondan sonra ve tabii arkama bakmadan gittim. Tabii batıdan giden bir oyuncu olarak, batıdan giden bir kadın oyuncu olarak yani iç kırıklıklarım çok fazla oraya dair. O yüzden de insanlara dair mi? O coğrafyanın hak etmediği, yani çok müthiş bir coğrafya. Yani bizim
ülkemizde müthiş olmayan bir coğrafya yok bence. Yani o kadar kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz ki sadece kadri kıymeti bilinmiyor ve bu insanlara yansıtılmıyor. Bu açıdan çok iç kırıklığı yaşadım ve bu iç kırıklığı garip bir biçimde benim 9 yıl boyunca orada yılda 3 oyun oynamama, oradaki insanlara daha çok dokunmama, onları daha çok bilinçlendirmeme, sanatla bağlarını daha çok güçlendirmeme sebep oldu. Oyun yönettim. Tiyatro dışında, devlet tiyatrosu dışında inisiyatif gruplar kurdum. İşte o şehrin çocukları, onların yazdığı, sokak çocuklarının yazdığı şiirlerden oyunlar yaptım. Furuk'un ilk mesela adımını ben Diyarbakır'da attım 1999 senesinde. Dolayısıyla yani orada geçirdiğim zaman ben de işte mecburi hizmetteyim de ailemden de uzak, şehirden cafcaflı İstanbul hayatından uzak, buralarda ne işim var hayıflanmasını hiç yaşamadım açık söyleyeyim. Şunu sorayım, oraya gidip bir yabancı gibi insan durabilir, bir de hayatın içinde olabilir. Senden ben hayatın içindeydim. Evet. Oradaki insanlara dair, oradaki derken öteki anlamında söylemiyorum, mesafe olarak uzaklık olarak söylüyorum. Bir de oranın da bir merkezi var sonuçta bölgenin. Diyarbakır yani üst düzey bir kent olduğunu biliyoruz. Ancak ülkenin en ciddi siyasal sorununun da bir yandan da kalbi. Daha yeni kaybettik Tahir Elçi'yi, yani simgesel olarak söylüyorum. Uh-huh. Dolayısıyla o acının coğrafyası diyebiliriz. Senin bu sanatına ve öte taraftan tabii ülkenin en kanayan yarasına tanıklığın senin ruhunda nasıl bir karşılık buldu? Yani bu sürekli kanayan bir yara. Yani o yara kanatılmaya devam ediyor. Bence herkesin yani o bölgede yaşamayanların da çok büyük bir yarası bu. Çünkü dediğim gibi bu ülke gerçekten bütün kültürleriyle çok güzel, bütün bölgeleriyle, bütün kimlikleriyle bunu bir diğerinden ayırt etmek çok büyük bir haksızlık. Çünkü yüzyıllar boyunca bu ülkede insanlar o kültürlerinin hemhal olmuş haliyle yaşamışlar, birbirlerine kız alıp vermişler, üretimleri ortak olmuş. Yani bunu şimdiki akıllarla, üst akıllarla, bir takım oyunlarla bozmaya kalkmak ve o bölgeye ait insanları, sembolik insanların bu hayattan bir biçimiyle kopartılması çabası çok haksız, yersiz ve hiç hümanist bir bakış açısı değil yani. Ama yaşam ne yazık ki hiç adil değil. Yani dünya kimse, çok kalpsiz bir dünya oldu artık. Kimseye adil değil ama evet. Onlara daha da çok adil. Evet yani işte tasarruflar, oyunlar, planlar. Orada yaşadığım şeyleri hatırladım şimdi bir an böyle. Hani o kadar çok şeyi hak ediyor ki o insanlar. Yani benim gittiğim yıllarda tabii benden önce orada bir devlet tiyatrosu ekolü yaratılmış ve seyirci alıştırılmıştı. Ya 18 kez Şahmeran izledi mesela seyirci. O kadar aç ki yani oturduğu yerden bana artık ezberlemiş oyunu, bir sonraki cümlemi vermeye başlıyordu. Yani hani oyunun hiçbir sürprizi kalmıyordu. O yüzden bu ülkenin her bir coğrafyasında, her bölgesinde yaşayan bütün insanlar iyi yaşamayı hak ediyor. Kuşkusuz. Ancak maalesef dünyanın denklemi, kapitalizmin saldırganlığı falan derken evet. Bir otoriter dünyaya da gidiyoruz evet. Ki bence dijital hayatlar da otoriterleşmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü bir yalnızlaşma hali oluyor ve yönetim daha kolay oluyor. Ama bir taraftan da şiir var. Şimdi Türkiye'de benim hayretle izlediğim, bazen tebessüm ettiğim, bazen de sinirlendiğim meselelerden biri. Örneğin Gezi'de bir anda Turgut Uyar'ın peşine düştü herkes. Halbuki Turgut Uyar hep var ve büyük şair. Hiç kuşku yok ki Gezi'de onun bir simgeye dönüşmesi güzel. Ancak o sadece birlikte göğe bakma meselesinden de ibaret değil. Fru için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'de nasıl olduğu belli olmayan bir şekilde gündeme geldi. Yani sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi kitaplar yayınlandı, acısı paylaşıldı, sözleri paylaşıldı ve bizden biri gibi hissetmeye başladık. Birden fazla da sanıyorum Fru üzerine çalışan kimse oldu. Sen Fru ile hangi bağlamda buluştun? Bir. İkincisi şey zordur. Yani neticede edebiyatı sahneye taşımak, bir kadını sahneye taşımak, hayatını koymak. Sen diyorsun ki 99'dan beri benim gündemimde. O halde sen bu popülerlikten değil, geçmişten getiriyorsun onu. Tabii. Benim için
Yani ben başladıktan sonra ben duydum Furu oynandığını başka tiyatrolarda. Yani benim öyküm daha eski. Yani 25 yıl öncesine dayanan bir öyküsü var. Ercan'ın bana hediye ettiği kıymetli Onat Kutlar'ın, Celal Hosrov Şahin'in Sonsuz Bir Gün Batımı kitabını ilk defa onlar çevirmişti Türkiye'de. O kitaplardan bir tanesini hediye etmişti bana ve ben daha o zaman 24-25 yaşlarındaydım. O zaman başladı. Sonrasında işte Diyarbakır yolculuğum başladı ve Diyarbakır'da 1999 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ben kadınları Furu eliyle anmak istedim. Öyle kendimce öyle bir performans yaptım ama hep şu vardı aklımda. Yani benim Furuzat'ı bir gün sahnelere, yani tiyatroda oynamam ve onu seyirciyle buluşturmam lazım. Yani bu hiçbir zaman beni terk etmeyen bir duygu oldu. 2019 yılında Şebnem İşigüzel, Berfin Zenderlioğlu ve çok güzel bir kadın ekibiyle beraber bu oyunu yapmaya karar verdik. Yani böyle bir oyun yok aslında, onu da söyleyeyim. Tabii, o sizin yani, yaratımınız. Evet, yani biz Berfin'le ilk bir araya geldik, buluştuk. Furu'nun yaşamındaki beni etkileyen taraflar neler, Berfin'i etkileyen taraflar neler. Bir yol haritası çizdik ve Şebnem İşigüzel'le de yolumuzu kesiştirdik ve şahane bir metin yazdı Şebnem. Ve o gün bugündür de pandemiye rağmen böyle bir iki yıllık mola oldu. Şimdi tekrar başladık ve çok güzel gidiyor. Yani bunu yapmamın sebebi aslında şu. Hani bir Furu popülaritesinin ötesinde. Furu'yu bilenler bilir. Kendi yaşadığı coğrafyada kadın olmanın acısını çok çekmiş. Daha doğrusu insan olmanın acısını çok çekmiş. Onu soracaktım, evet. Sana. Şunu söyleyeyim, sen devam et, kesmiş gibi olmayayım. Kısacık bir ömre çok şey sığdırmış denir mi bilemem. Ama kısacık ömre çok tutku, çok özlem, çok hasret sığdırmış. Bizim coğrafyamız diyebileceğimiz bir coğrafyada yaşamış. Yani yaşı falan da çok... 32 yaşında. Evet, ilginç. O yüzden seninle kesişen tarafını anlamak istiyorum. Benimle kesişen tarafı baskıcı rejimlerin içinde kadın ve insan olma mücadelesini öyle isyankar, öyle cesur, öyle mücadeleci ve öyle özgürlük tutkusuna taparak vermiş ki. Yani kendi coğrafyasında ve bence dünyada da kadınların sesi olmuş bir kadın. Biz de benzer coğrafyada yaşayan bir toplumuz. Benzer şeyleri bizim kadınlarımız da yaşıyor. Yani bu ne yazık ki eril dünyanın, geleneksel kadına geleneksel bakış açısının, İslam'ın da kadının belirlediği norm üzerinden toplumu belirleme ve kadını asla o normun dışına çıkamama saplantısının yaşadığı şeyleri yaşıyoruz biz Türkiye'de kadınlar olarak. Yani hiç tesadüf değil her gün kadınların öldürülmesi, şiddete maruz olması, tecavüze uğraması. Yani ben de bu toplumda yaşayan bir kadın oyuncu olarak ne yapmalıydım ki yani? Bu kadar kadın öldürülürken, tecavüze uğrarken, şiddete uğrarken, yani benim de canımı acıtan bir şeyi sanatla buluşturmak benim bir görevimdi yani. O yüzden de yani Furu'nun hem kişilik olarak durduğu yer, hem sanat mahareti, yani bugün İran sinemasından söz edebiliyorsak, Ev Karadır filmi İran sinemasının öncüsü olmuş ve benim oyunumun bel kemiğidir Ev Karadır filmi, cüzdanlarla ilgili çektiği 20 dakikalık bir belgesel. Oyuncu, dublajcı, montajcı, öykü yazarı, dünyanın en iyi şairi, kadın şairi ve o toplumda erkeğe ithafen şiir söyleyen ilk kadın yani. Hani daha devrimci bir şey olabilir mi yaptığı şeyler açısından? O 32 yıl. Yani biraz daha yaşasa kim bilir neler yapacaktı. Zaten 80 yıl yaşayıp da hiçbir şey yapamayan ömürleri düşündüğün zaman kaç ömür sığmış o 32 yıl aslında. Tabii bu çok sarsıcı ama anlaşılan bu kesişmenin tabii coğrafya bağlamında ve Furu'nun yaratıcılığı kadar sende şöyle bir karşılığı da var. Bu coğrafyada bir seçim yapıyoruz. Yani tanınmış olmak, aydın olmak, entelektüel olmak, bunun tadını çıkarabileceğin bir şey olduğu gibi bir taraftan cefaya da talip olmaktır. Sen bir tür sanatçının o aydın sorumluluğunu da vurgulamak adına kendini geri çektiğin çok zaman da oldu. Popüler işlerin, belki en popüler olduğun zamanlarda işte Diyarbakır'a da gitmek gibi, daha sonra da aynı şeyler oldu. Bu kolay verecek bir karar değil. Yani konfordan vazgeçmek.
içinden gelen bir şey bu hiç kuşkusuz ama konfordan vazgeçmek hakikaten güç. Ne diyeceksin onunla ilgili bu kadar star dünyasında, bu kadar görünürlük dünyasında, şöhret dünyasında bunun hesaplaşmasını yaptın mı? Yapmaz mıyım? Yani bu kadar yoksulluk varken konforu talep etmek çok acımasız bir şey yani. Evet, kapitalizm her şeyle çok albenili. Ama benim bulunduğum alan sanat camiası ya da popüler dünyanın içinde bunu daha çok görüyorum ben. Yani bana yanlış geliyor. Yani o tarz bir yaşam, o ün, şan, şöhret, onun getirdiği verilerin üzerinden kurulmuş lükse dönük bir hayat bana gayri insani geliyor. Çünkü gerçekten çok aç ve çok yoksul insanlar var bu ülkede. Yani bunu bir şey için de söylemiyorum. Pragmatik bir yerden de söylemiyorum. Benim yaşam felsefemde kesinlikle ünlü olmak demek, şöhretli olmak demek, lüks yaşamak demek değil. Tam tersi. Yani ben mümkünse hiç kimse beni tanımasın noktasındayım. Çünkü benim sokakta yaşayan insandan aslında hiçbir farkım yok. Yani benim sadece onlardan bir tık öne çıkan tarafım yaptığım işin ekranlarda oluyor olması ya da sahnede oluyor olması. Onun dışında hiçbir şey beni değiştiremez. Peki sinema, sen kısa film de çektin ama dünya ölçeğinde de başarı kazanan bir sanatçı oldun. Sinema nedir sende? Ya sinema, Tarkovski'nin bir şeyi var, betimlemesi var. Tarkovski tiyatroyu kuşa, sinemayı da uçağa benzetir. çok severim o benzetmeyi ben. Tiyatro öldü diyenlere gelsin bu cümlede. Hani böyle 3000 yıllık bir sanatın artık zaman zaman böyle bir yükselen sesi oluyor bu. Tiyatro öldü. Hayır, ölmedi yani. Kuşların ölmesi lazım tiyatro ölmesi için. Sinema tiyatrodan farklı olarak benim başka bir tarafımı okşuyor, başka bir tarafımı gösteriyor. Yani o kadar hızlı dolaşıma giren bir şey ki, ya bu bana çok büyük bir mucize gibi geliyor. Burada bir şey çekiyorsunuz ve onu Cannes Film Festivali'nde gösteriyorsunuz ya da işte Paris'te, Amerika'da, orada, burada anında bir sürü insan izliyor ve hızla dolaşıma giriyor. Tiyatro daha zahmetli tabii. Seyircinin böyle sizin bulunduğunuz yere gelmesi. Ama oyuncu için daha heyecan verici. Oyuncu için daha heyecan verici. Ama sinemanın da heyecanı tiyatro kadar benim için çok yüksek. Yani o kamerayla birçok şeyi yönetmenin dünyasından, yönetmenin rüyasından anlatmaya aracı olmak bana mucize gibi geliyor. Peki bu ödüllerle ilişkin nasıl? Yani çok ödül almak belli bir zamandan sonra sıradan gibi gelir ama bazen de çok motive edici olur. O hesaplaşmayı da yaptın mı üçünde? Emel'cim, ben hiçbir zaman şöyle bir insan olmadım. Vay işte o da bana geldi, bu ödül de bana geldi, o rol de bana. Ben ürettikçe, oynadıkça, ödül aldıkça kendini sıfırlayan bir oyuncuyum. Bu güzel bir ya, evet, bazen oyuncu olduğumu da unutmak istiyorum. Çünkü bu yenilenmeye ihtiyacım var. Eğer ben sürekli aldığım ödülleri baş tacı ederek yaşarsam kibrimden yanıma varılmaz. Kibir çok tehlikeli bir şey. Yani gurur değil ama kibir çok tehlikeli bir duygu. Tabii sanatçı da bitiren bir şey. Evet, o yüzden de ben yapıyorum, seyirciye atıyorum, sonra bitiriyorum, sıfırlıyorum ki yeni bir oyuna, yeni bir filme, yeni bir işte diziye kendimi daha yenilenmiş bir yerden hazırlamak için. Öbür türlüsü benim hiç ruhuma uygun bir şey değil. Sıfırlamak deyince insanın kendini sıfırlayabilmesi için koşulların da olması lazım. Son soru, kritik bir soru. Önemli Türk entelektüel hayatında, sanat hayatında önemli bir isimle evlisin. Adamın kendisi de ilginç çünkü hekim ve yeteneklerini ardından keşfediyor. Ya da aslında Ankara'daki hayatında şairlerle, sanatçılarla iç içe ama hekim. Sonra verimleri Türkiye'de bir anda önemli hale geliyor. Bu tabii çok hoş bir şey. İşte sinemada görüyoruz. Aktör olarak Ercan Kesal'dan söz ediyorum izleyicilerimiz için. Öte taraftan edebiyatta parlak oluyor ve sürekli üretiyor. Aynı evde yaşıyorsunuz. İki sanatçı. Çocuğunuz ayrıca var. Ve sanatçı hep denir ya özgürlük ister falan, bohem hayatlar. Buna da çok izin vermeyecek bir çocuklu hayat var. Derken kütüphane falan, nasıl oluyor o işler? Sıfırlanabiliyor mu gerçekten insan?
Sıfırlanmaktan kastettiğim şey sadece... Dinginlik vesaire gibi söylüyorum, düşünmek. Sadece performansı unutmaktan bahsediyorum. Yani seyirciye topu attıktan sonra artık o karakterin haleti ruhiyesiyle, yansımasıyla hiç ilgilenmeme hali. Evin içinde biz... Ya iki sanatçı kolay mı zor mu derler ya. Yani biz işte kendi insan taraflarımız, yani karakterlerimiz üzerinden evlilik yapıyoruz. Yani şöyle, hani Ercan çok ünlü biri olduğu için ben onunla evli değildim. Ya da ben işte popüler olduğum için Ercan benimle evli değil. O yüzden bizim bir arada olmamızın asıl sebebi birbirimize duyduğumuz hayranlık, birbirimize duyduğumuz saygı, aşk, sevgi ve ürettiklerimiz üzerinden birbirimizi hiç pohpohlamamamız. Ben bunu şunun için sordum. İki sanatçıya bazen bir ev dar gelir ya. Bize gelmiyor. Bazen de genişletebilir. Bize gelmiyor. Biz birbirimizi rahatlatacak alanları da biliyoruz. Yalnız bırakacağımız yerleri de biliyoruz. Yan yana olacağımız yerleri de biliyoruz. O yüzden güzel bir şey bu kadar üretken ve seveni çok biriyle yan yana olmak aynı evde. Son soru dedim ama parantez daha açmam lazım. Çünkü hepimizin sorunu olan bir mesele. Sen bunu deneyimledin de. Genelde büyük şehirden bir an geliyor ve kaçma duygusu oluyor. Ve bazen kaçma duygusu olup senin gibi Urla'ya gidenler daha sonra şu ya da bu sebepten dolayı kente geri dönmek zorunda kalıyor. Sendeki çocuk belki. Ama bu gitme duygusu ve geri dönme duygusu, o çalkantı ruhsal bayağı hayatlardan vazgeçip yeniden bir hayat kazanmak. Biraz da ondan söz eder misin? Başka bir hayat mümkündür diye biz gittik aslında 2 yıl önce. Pandemi de buna sebep oldu. O kapanmaların ilk başladığı dönem. Zaten planladığımız bir şeydi. İstediğimiz gibi bir yaşam kurduk ama bir şeyi ihmal ettiğimizi fark ettik. Bizim seçtiğimiz alanın oğlumuza çok uygun olmadığını gördük. Oğlum şu anda ergen ve 15 yaşında. Beni buraya niye getirdiniz? Bir babasına sorar, bir bana sorar. Oğlum bak yıldızlar, hiç biz İstanbul'da yıldızları böyle görmemiştik. Pırıl pırıl başlarım senin yıldızın. Siz bakın. Ağaçlar şöyle, ben betonu istiyorum. Yani artık Poyraz'ı kıramadık ve tekrar geri döndük. Ama bu bizim için tabii çok zor bir şey. Ama evlat için bir süre daha İstanbul'un kahrını çekmeye devam edeceğiz. Peki Nazan'cığım, Fru ile ilgili bitirelim istersen. Olur. Ne söylersin ya da oyunda şiirlerinden söz ederken şiirleri de yerleştiriyor musun? Onlardan bir tanesini paylaşır Tabii. mısın? Yani benim oyunumun en enteresan tarafı üslup olarak yazım tekniği anlamında ölümünü hissettiği, böyle kehanet ettiği bir şiiri var onun. İnanalım soğuk mevsimin başlangıcına diye. Nasıl öleceğini bildiği bir şiir. Uzun bir şiir. Onu omurga yaptık. Ve yeniden doğuş şiiriyle beraber Şebnem'in yazdığı metinlerle harmanladık. Böyle hangisi şiir, hangisini Şebnem yazmış, bir süre sonra onu ayırt edemiyorsunuz. Yani oyundan tabii ki bir şiir söylememi istiyorsun galiba. Sanki çok, öyle bir çok şey. Çok da hoşuma gider. Evet. Öyle bir şey hissettim. Açıkça söylememiş olsan da. Yani bir ima oluyor zarafetten. Eski emler yok gördüğün gibi saldırgan değil. Bu arada sen düşünürken seyircilerimize şunu söyleyeceğim bu kameraya. Ben bütün yayıncılık hayatım boyunca seyircilere hiç yalan söylemedim. O yüzden bunu da söylemem lazım. Ben Nazan çok eski arkadaşım, çok oyunda izledim ama Furu'ya gidemedim. Bu pandemiden dolayı bir iki kere ekmek durumunda kaldım. O yüzden buradan çağrı yapayım. Ben gideceğim, siz de gelin. Yani yalan yok. Ama çok önemsediğim bir şair, hakkında fikrim olan bir şair. Şebnem Şigüzel çok önemli bizim kuşaktaşım bir yazar. Berfin Zenderlioğlu da son dönemin en iyi yönetmenlerinden biri. Anlaştık. Yani yalan söylemedim. Evet, onu söyleyeyim. Evet, çünkü ben bunu hiç yapmadım. Mutlaka çağırdım, konukların kitabını okurum. İzlerim. Sen de görüyorsundur programlarda. Evet, evet. Bu talihsizliği de sana söyleyerek davet ettim. Tamam. Kumpas yok bizde. Şöyle, oyunun finalinde bir dörtlük var. Hadi onunla kapatalım o zaman. Bu dörtlük aynı zamanda Furu Furuzat'ın mezarının üzerinde yazan, parça yazan bir şiir. Hediye. Şiirin adı Hediye. Hı hı. Gecenin sonundan söz ediyorum ben. Ben karanlığın sonundan söz ediyorum. Ve ben gecenin sonundan söz ediyorum.
Gelirsen evime ey sevgili, bir ışık getir bana. Ve seyredeyim diye oradan mutlu kalabalığın sokağını, küçücük bir pencere. Bu kadar. Evet, gencecik bir kadının neredeyse hayatını yazmış olması ayrıca insanı etkiliyor. Hani kahin değil bunlar, falcı değil bunlar. Bunlar işte şair. Değerli dostlar, TV Kadıköy'de sevgili Nazan'ı ağırlamış olmaktan çok mutluyum. İnatla söylediğim gibi buralarda size soluk aldırmak için mücadele ediyoruz. TV Kadıköy'e siz de destek olun, katılın, bunu büyütelim. Çok teşekkür ederim, hoşçakalın.